Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup konuşmasında Abdullah Öcalan gelsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM grubunda konuşsun, terör örgütünü lağvettiğini söylesin. Biz de onun dışarı çıkması için elimizden geleni yapalım dedi. Esenyurtlu seçmenlerimize bu konuda ne düşünüyorsun diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Merhabalar. Devlet Bahçeli, bir de çok uzaklaşma. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında Abdullah Öcalan meclise gelsin, örgütünü lağvettiğini söylesin, biz de onun umut hakkını konuşalım dedi. Bahçeli'nin bu çıkışını nasıl görüyorsun? Doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü? Bahçeli'nin bu çıkışını doğru biliyorum. Ülke tehlike altında. Ülkemizin dört bir tarafında düşmanlar sarmış. Bu çıkış doğru bir çıkış. Tabii doğru bir çıkış ve yani kalenin içindeki sıkıntıları çözmek için Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir eylemdir. Doğru biliyorum. Tamam. Bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a verirdim. AK Parti'ye. Gölge'ye hoş geldin. Hoş bulduk abi. Devlet Bahçeli'nin çıkışını nasıl buluyorsun? Apo gelsin mecliste konuşsun, örgütünü kapattığını söylesin dedi. İyi buluyorum abi. Çünkü neden? Şu an zaten Türkiye'nin kendi içinde olan sorunlar var zaten. Kürt, Türk sorunu var. Kürt sorunu çözmesi için mutlaka onlara bir şey verilmesi lazım. Yani bu bir barış veya bir herhangi bir şey sağlaması lazım yani bunu. Bu pazar günü bir genel seçim ve cumhurbaşkanı seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? DEM Parti'ye veriyorum. DEM'i buluyorsunuz. Ben Devlet Bahçeli, yani Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Yani bu söylediği aslında Türkiye'de güzel bir şeydir yani. Bu Türkiye'de güzel bir şeydir aslında. Bunun olması yani ben destekliyorum. Ben şahsen destekliyorum. Bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben HDP'ye vereceğim. DEM Parti'ye vereceğim. Bir Devlet Bahçeli olarak bu çözümü gösterleştiriyorsa vallahi Allah-u Teala onu affedecek. Tamam. Ve ona da başarılar diler. Nasıl? Kamera nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Benim Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında bir açıklama yaptı. Duydunuz mu? Abdullah Öcalan gelsin konuşsun. Biz de onun umut hakkını konuşalım dedi. Duyduk da öyle bir şey olmaz, yapmazlar. Kabul etmiyorsunuz onu. Ben kabul etmeni değil. Yani böyle inanmıyorum öyle şey olsun. Ben bu pazar seçim olsa oy kim abi? Ben her zaman Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayım. Ben bir Diyarbakırlıyım. Ben İmamoğlu'na mı oy? Ben İmamoğlu'na. Zaman zaman görüşüyoruz. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında Abdullah Öcalan meclise gelsin, DEM grubunda örgütünü lağvettiğini söylesin, biz de onun umut hakkını konuşalım dedi. Yani affedebiliriz manasında. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını nasıl karşılıyorsunuz? Doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü? Şimdi gerçekten ben bunu duyunca önce kulaklarıma inanamadım. Hani biriyle küskünsün, barışmak istiyorsun ya. Evet. Ya sen adama elini uzatırken bari adama ana biraz küfür etmedi. Ya Ahmet gel masaya oturalım, konuşalım. Abdullah, Ahmet neyse. Hem hakaret et. Ondan sonra bir de masaya çağır gel burada fikrini açırlar demesin. Yani ben inanamadım. Doğru değil mi yani? Kötü mü konuşmak? Yok yok. Gerçekten geç kalınmış bir şey. Bakın bir adam Türkiye'nin vatandaşı Abdullah Öcalan. 5 yıldır hiç ailesiyle görüştürülemiyor. Çok önemli, bu çok değerli bir çıkıştır. Hani cezaevinde görüşemiyor mu şimdi? Ailesiyle görüşemiyor tabii. Yani 5 yıldır tecrit altındadır. Hemen Sayın Bahçeli'ye ben buradan sesleniyorum. Bugün 67 yaşındayım. İlk defa Sayın Bahçeli'nin ağzında, MHP'nin ağzında Türkiye ile ilgili olumlu bir gelişme ilk defa öyle bir şey gördüm. Ben şok oldum. Akrabalarıma hatta telefon açtım. Ama ben, olumlu buluyorsun ülke için onu. Tabii ki olumlu. Şimdi ben burada kendisine çağrıda bulunuyorum. Tecridi kaldırın. Bütün siyasi yolları açın. Türkiye'nin menfaatine neyse bunu yapsınlar. Bu da gitsin konuşsun diyorsun. Tabii ya. Peki. O olumlu buluyorsunuz. Bu pazar günü bir genel seçim olsa hem parlamentoda hem de cumhurbaşkanlığında hangi partiye oy vereceksiniz efendim? Hiçbirine oy vermeyeceğim. Ben emekliyim. 12.500'de maaş alıyorum. Benim insanca yaşamam için eğer benim bu emekli maaşımı yükseltilmese ben hiçbirine bundan sonra oy vermeyeceğim. Tamam. Devlet Bahçeli'nin dün grup konuşmasında Abdullah Öcalan gelsin mecliste örgütünün lağvettiğini söylesin, biz de umut hakkı konuşalım dedi. Bu çıkışı nasıl buluyorsun?
Tamamen yani bir siyasi amaçla bunları kullan. Keşke herkes barışı istemeyen zaten insan değil bir kere. Bu ülkede Demir çok acı. Çıkışı doğru mu yanlış mı onu soruyor? Ya doğrusu güzel olursa doğru temelde doğru. Bize yaklaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu. Samimiyet olsa olur. Samimiyorsa doğru. Hakmedi. Bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz efendim? Benden partisi deme vereceğim. Demir partisi vereceksiniz. Biraz hayalperest. Hayalperest. Tamam. Bu pazar günü bir genel seçim olsa... Yerel mahkeme verdi şimdi istinafta. Bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Şimdi evet, gel. Ben de kalsın. Ben de kalsın. Bu da bir cevap. Bana o onların soru mudur? Onlar demek iyi bir şeyler biliyor o konuşma yaptı. Onun size için... soru. Sizce doğru bir çıkış mı yanlış mı? Herhal biz ona göre bilmiyoruz ama herhal ben doğru biliyorum. Doğru. Hı? Bu pazar günü bir seçim olsa oyu kime vereceksin? Bana bakalım hangi şey çalışsa, hangi iyi hizmet yaptı. Korkma yaptım. Sen kim, yarın seçim var, kime verdin? Niye korkuyorsun? Oy senin ya. Ya tamam, belediye başkanı şu anda bu adam görevini yapıyor. Sonuna kadar bakalım. Biz genel seçimi soruyoruz, genel seçimde. Gelen seçim daha yok ki, gelen seçim gelirse onu arası yapar. Devlet Bahçeli ne konuştuğu farkında değil zaten. Gelsin. Ama Devlet Bahçeli bizim Kürtlere dalga geçiyor, yalandır. Bakmadan bakalım bundan sonra. Hoş bulduk. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki Abdullah Öcalan meclise gelsin DEM grubuna. Evet. Örgütünü kapattığını söylesin, biz de onun dışarı çıkma hakkını konuşalım dedi. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Yanlış karşılıyorum. Yanlış. Partiye o bende kalsın abi. Bu da cevap. Teşekkür ederim. Videolarımız denk geliyor mu? Yani arada bir bakın. Efendim Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki Abdullah Öcalan örgütünü dağıttığını söylesin. Gelsin mecliste konuşsun. Biz de onun dışarı çıkma hakkını konuşabiliriz dedi. Düzenleme yapabiliriz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz Devlet Bahçeli? Vallahi Bahçeli ben 44 yaşındayım. Ama 30 senedir onu 30 senedir aşağı yukarı siyaseti takip ediyorum. Bahçeli her sene farklı bir şey söylüyor. Pek inandırıcı gelmiyor. İnandırıcı gelmiyor. Yok. Bu pazar günü bir genel seçim olsa hem milletvekili hem cumhurbaşkanı hangi partiye verirsiniz? Ben bir Arap olarak HDP'ye vereceğim. HDP'ye? Türk vatandaşı mı? Türk vatandaşı. Çünkü ezilen bir tek Kürtler var. Onlar bakıyor Kürtler. Doğru olursa, doğru samimi doğrursa doğru olması lazım. Her kim olsa olsun haktan, hakikatten, doğrudan şaşmıyor. İşte Bahçeli'nin bu çıkışı doğru mu? Bahçeli'nin bu çıkışı sanmıyorum, doğru olacağını sanmıyorum. Şüpheleriniz var. Tabii ki bu bir oyun olabilir. Tamam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim abi. Videolarımız denk geliyor mu? Denk geliyorum. İzliyorum ara sıra teşekkür seni. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Efendim Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında Abdullah Öcalan örgütünü dağıtsın. Gelsin mecliste DEM grubunda konuşsun dedi. Biz de af yollarını açalım. Bu çıkışı nasıl yapıyorsun? Şimdi bu sözler şöyle söyledi yani eskiden Devlet Bahçeli'nin böyle ağzında böyle söz almak yani aklının insanın aklından bile geçmiyordu. Doğru. Dünya kadar düne kadar Selahattin Demirtaş'a terörist görüyorum. Ama bugün diyor Apo gelsin mecliste konuştu. Evet. Yani bu sözler ciddi bir sözlerdir. Eğer sözünde durarlarsa ben de bir halk olarak elimizde ne gelse onlara samimi destek olursa doğru diyorsun. Samimi olursa bak doğru. Samimi olursa şimdiye siz kadar destek veriyorsunuz. 40 yıldır bir yani 100 yıllardır bir sorun vardır. Bak 100 yıllardır bir sorun var. Samimi olursa bu güzel samimi bir şey. Samimi değiller. Samimi olurlarsa bak güzel. Samimi olurlarsa çözülecek herhangi bir şey yoktur. Meclis oradadır. Herkes gider sözünü söyler. Samimi olursa samimi olsunlar. Evet bu sözler önemli sözlerdir. Bak bu sözler samimi ise destekliyorsunuz. Samimi olursa destekliyoruz. Tamam. Diğer soru. Tamam. Efendim bu pazar günü bir genel seçim olsa parlamentoda ve cumhurbaşkanlığında hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Vallahi hangi partiye şimdiye kadar bütün partilere oy vermişim. Bak evet. Bütün bundan sonrakini diyorum. Bundakine eğer Selahattin Demirtaş herhangi bir partide olursa direkt oyumu ona veririm. Demirtaş ne derse o. Demirtaş ne derse o. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Televizyon izliyor musunuz? İzliyorum. Dün Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı, izlediniz mi? Dedi ki Apo gelsin mecliste konuşsun. Evet. Onu affedelim dedi. Bu çıkış nasıl karşılıyorsun? Kesinlikle olmaz. Yanlış mı? Yanlış. Bu pazar günü bir genel seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye kullandırdınız? Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. Çok iyiyim. Ben video bazen YouTube'da seyrediyorum. Geliyor mu? Denk geliyor. Nasıl buluyorsunuz? Aa, güzel. Çok teşekkür ederim. Efendim Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında Abdullah Öcalan örgütünü dağıttığını gelsin mecliste söylesin. Biz de onun af yollarını konuşalım dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz?
Devlet Bahçeli. Bilmem ki. Normal yani, iyi. Normal, iyi demiş. Doğru. Bu pazar günü bir genel seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ben DEM Parti'ye vereceğim. Abi, doğru mu yanlış mı? Abi değil. Doğru karşılıyorum çünkü herkes hayatta olan şeyler. Normal karşılıyorsun. Bu pazar günü bir seçim olsa galiba ilk seçmensin. Oyunu hangi partiye kullandırdın? HDP'ye verdim abi. DEM Parti diyelim. Aynen, DEM Parti. Bence doğru abi. Doğru. Peki. Bu pazar günü seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz efendim? Kimseye vermem abi. Vallahi çok güzel oldu. Niyeden biliyor musun? Çünkü böylelikle biz savaşa gideriz. O yüzden yani çıkmasını destekliyorum bunu. Evet. Her günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Tayyipçiyim ben. Ölene kadar oyum ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında Abdullah Öcalan gelsin. Devlet Bahçeli beni ilgilendiriyor. Ben kendi sorunumla, sıkıntımla. Doğru mu değil mi söylüyorsun? Hayır, ben kendi sorunumla, sıkıntımla. Ne sıkıntı? İlgili. Benim iki tane engelli çocuğum var. Benim iki tane engelli çocuğum. Allah bir tanesi 2 yıllık üniversiteyi bitirdi. Çocuk geldi 30 yaşına. Hı? Ahmet Özer Bey'le iki sefer görüştü. Bizim sorumuz o değil. Şimdi Devlet Bahçeli'ye sorduk, senin öbürüne giriyorsun. Onun sonra gene herkesin bir sorunu var. Yani bu çıkışta bir şey diyor musun Devlet Bahçeli'nin çıkışına? Ya ben o beni ilgilendirmiyor ki, ben kendi ama seninki de bizi ilgilendirmiyor şu an. Bizim bu nereye o zaman niye burada yayın yapıyorsun vatandaş? Vatandaşın. Vatandaşa senin sorunu diye sormuyoruz ki. Kendi sorumuza cevap verirse soruyoruz. Tamam, sizinle anlaşamayacağız o zaman. Çünkü nasılsınız? İyiyim abi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Esenyurt musunuz? Evet. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki Abdullah Öcalan gelsin, örgütünü kapattığını söylesin. Biz de onun af yollarını konuşalım dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Ben kendim Kürdüm ama doğru bulmuyorum. Yanlış mı buluyorsun? Bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? CHP. Doğrusu bunu televizyonlarda izledik. Bunu da gerçekten büyük saygı gösterdim. Bence çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Evet. Gerçek bir barışın sağlanması için bu gerekli bir şey bence. Evet. Pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz efendim? Yani şu an için aslında partiler bakıldığı zaman bütün kesimi kucaklayan parti olarak benim gördüğüm DEM Parti olarak görüyorum. O zaman DEM'e yazalım. İstiyorsan. Allah belasını versin. Hiçbir şey sormuyor. Tamam. Resmimizi alalım. İşimize bakalım. Teşekkürler. Sağ olasın. Kolay gelsin. Merhaba, buyurun. Yüzünüz gözünüz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Siyaseti takip ediyor musunuz? Yok, takip etmiyorum. Devlet Bahçeli duydun mu? Duydum, evet. Çok duymadım aslında. Türk vatandaşı mıyız? Yabancı. Aynen. Peki, kaç yıldır Türkiye'de? İmamoğlu'nu duydun mu? 6 yıldır buradayım. İmamoğlu'nu duydun mu? Hı, duydum. Türk vatandaşı mısın, yabancı mısın? Yabancıyım. Teşekkür ederim. Merhaba, buyurun. Bahçeli dün bir konuşma yaptı, izledin mi? İzledim. Ne düşünüyorsun? Dedi ki Apo gelsin, mecliste konuşsun, biz de onu affedek dedi. Örgütünü dağıtsın dedi. Bu çıkışı nasıl buluyorsun? Olur mu? Yani şey, iyi konuştu. Cevabını verdiler ya. Kim verdi? Özgür Özel verdi. Seçim için yol açtı. Özgür Özel verdi. Devlet Bahçeli'nin çıkışı doğru mu yanlış mı efendim? Yanlış. Yanlış. Bu pazar günü seçim olsa oyu kime vereceğiz? Hangi partiye? Vallahi onu düşünüyorsun, söylemem tamam. Ben de. Yanlış buluyorum ben. Yanlış. Bu pazar günü sandığın başına gidecek olsak oyu kime verirsiniz efendim? Oy mu? Evet. Şimdi zor hesap oldu. Hiç kimseye vermem desem olmaz. Hayır. Vereceğiz ama bu partiye vermeyeceğiz. Bu partiye vermeyeceğiz. AK Parti'ye vermeyeceğiz. Ben 24 sene değil 50 senede AK Parti, Adalet Partisi'ne bilmem şuna buna çalışıyorum. Ben peki bizim sorumuz kime vereceksiniz efendim? Hangi partiye yazalım? Evet. Vallahi bu an için hiç kesin bir şey demiyorum. Kararsız. Yani. Apo dedi meclise gelsin, DEM grubunda dedi konuşsun. Ben PKK'yı kapattım. Biz de vallahi PKK biraz zor kapanır. Tamam, o zaman yanlış. Zor kapanır PKK yani. Bence zor kapanır. Sizce kapanır mı? Ben soruyorum zaten. Yok, kapan yani. Bu pazar seçim olsa oy kime verdim? Hiç partiye? Kimseye vermem. Ben cinlerle şeytanların karıştığı bu sisteme cevap veremem, ben yorgunum. Ne demek abi, cinlerle bizim seviyemize in, ne demek o, biz anlamadık. Cinlerle şeytanın karıştığı. 2 nokta üstü açıklama. Cinlerle şeytanlar derken o demece verenler anlar. Peki. Bu pazar günü sandığa gitsek oy kim efendim? Artık ne demiştim, cinlerle şeytanların karıştığı yerde karar veremiyorum. Kararsız. Doğru mu? Ciddiyse, gerçek öyle bir şey olursa barış iyi bir şeydir. Barışı iyi. Eyvallah. Geldiniz. Hoş bulduk. Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinlediniz mi? Ben dinledim. Nasıl buluyorsunuz? Şimdi ben yapmacık buluyorum. Samimi değil. Yani, işte samimi değil. Sadece bir
gelecekte oyunun bir kurgusu olarak düşünüyorum. Bir Apo gelse konuşsa dese sözüne durur mu? Ya getirilmeyeceklerini de biliyorum. Sadece seçim yatırım mantığıyla bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ni eleştiren, DEM Parti'nin kapatması için habire bağıran bir insanın bugün gelip böyle konuşması sizce samimi olur? İşte ben yorum yapabilirim. Yok, bence samimi değil. CHP. Nasılsınız? Çok şükür sizi sormalı. Siz nasılsınız? Konuşmak için bazıları var. Doğru, biz soruyoruz işte artık o izleyici çıkarıyor zaten. Evet. Efendim dün Devlet Bahçeli grup konuşmasında dedi ki Abdullah Öcalan gelsin meclisin DEM grubunda konuşsun, örgütünü dağıttığını söylesin. Biz de afyonlarını konuşalım dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Kesin Devlet Bahçeli'nin bir çıkışı vardır. Kendi yararına kullanıyordur. Kürtleri kendine çekmek içindir. Ben Kürt ve de Türk ayrımcılığı da yapmıyorum. Bu topraklarda ben Türkiye yani Cumhuriyeti'nin kimliği taşıyorum. Hile mi seziyorsunuz bunu? Evet. Kesinlikle öyle bir şey yok. Daha dün de Devlet Bahçeli'ye harada herkesin yayında da konuşması var. İşte ne bileyim kapatalım bu partileri, bunlar böyle kalsın. Bir gün kalkıp da Kürtlerin temel yuvasını kurtarmaksa neden onu geçmişini yıkmaya çalıştı? Ben onu çok merak ediyorum. Acaba şartlar değişmiş olabilir mi? İşte İsrail'in Lübnan'a kadar gelmesi, Suriye'ye gelmesi, hayır, işte barış olsun diye olabilir mi? Yoksa Devlet Bahçeli'nin burası değişmez. O zaman samimi bulmuyorsun. Evet. Bu pazar günü sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Ben birinci tercihim HDP'dir. İkinci tercihim evet CHP'dir. Sağ ol, teşekkür ederim. Memleket nere mi? Benim memleket Diyarbakır. Memnun oldum. Ben de Malatyalıyım. Efendim Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki Abdullah Öcalan örgütünü dağıtsın, gelsin mecliste DEM grubunda konuşsun. Biz de afyonlarını konuşalım. Bu çıkışı nasıl buluyorsun? İyi söylemiş. İyi bir çıkış. Evet. Bu pazar seçim olsa oyu hangi partiye vereceksin? Ben mi? Evet. Ben zaten baştan beri biz HDP'liyiz. DEM. O çıkışı sadece Öcalan'ı düşünerek değil, onlar kendi çıkarlarını bir planlar var. Yani HDP'nin işte demin oylarını almak için bir çağrı yapıyorlar. Halbuki değil. Öcalan'ı seviyorduysa ip atıyordu, asın bunu idam edin diyordu. Değişmiş olamaz mı? Erdoğan da Sisi darbecidir. Yok, onlar kendileri için uğraşıyorlar. Türkiye'yi hale getirdiler. Türkiye fakirleşti. Ne uçurdu? İHA, uçurumdan aşağı uçurdular canım. İHA var, SİHA var, köprü yok, var, yor yok, var, baraj var. Yok. Lokanta dolu, kafe dolu. Uçurduk diyorlar. Halkın içine gelsin de halktan bir sorsun. Biz yapalımız ne diyorlar? Halk diyor ki biz acız, yoksuluz, fakirleştik. İstediğimizi alamıyoruz. Hayat pahalı çok. Ona cevapları var. Bunlar yalan söylüyor diyor. Lokantalar niye dolu? Arabalar niye sırada? Hayır, evler o, niye sırada diyor. O %5'i. O kendi etrafındakiler var ya böyle ceplerini dolduranlar. Genel kötü mü efendim? Genelim halk perişan. Peki diğer soruya geçelim. Bu pazar günü sandığın başına gitsek efendim oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? CHP'ye kullanırım. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Neden CHP efendim? Çünkü Atatürk'ün kurduğu parti şu anda ilerliyor. Halkımız gözünü açtı. 20 yıldır farkında olmadı. Umuyorum ki şu andan itibaren artık halk uyandı. Doğruları gördüler. Peki. Değil mi? Yorum yok. Cumhurbaşkanı evet. Kime veririz? İmamoğlu Erdoğan. İmamoğlu'na veririm ya. Erdoğan. Sorunla dolu kafalar sakın aya. Naşma bana göre beni ters eyvah dersin aga. Zamanın sana zar, at aracım azaz. La yalandan yılanlar koynuma sarılacaklar. Kuramaz, onlar bize kuramaz. Oyunları kadar bozuk karakterim sanarlar. Yalandan bana bir masal anlat. Belki inanırım sana ama rüyanda yorar. Yalan hayatları kadar palavra görmedim. Kalan hayatımda hayatına kayar. Gider bir oy uğruna vereceğin. O iki işte neyse getiremedim sonunda. Olsun. 30 senedir. Peki. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki Abdullah Öcalan gelsin TBMM'de DEM grubunda örgütünü kapattığını söylesin, biz de afyonlarını konuşalım dedi. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Çok olumlu karşılıyorum. DEM Parti'ye. DEM. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki Abdullah Öcalan gelsin DEM grubunda örgütünü kapattığını söylesin, biz de ona afyonlarını konuşalım dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Bu çıkış yanlış bir çıkış. Samimi değil mi? Samimi değil. Çünkü Devlet Bahçeli önceki kırmızı çizginin üstüne şimdi kırmızı halı seriyor. Abdullah Öcalan'ın zamanında
öldürdüğü, şehit ettiği askerler, polisler, öğretmenler, dağda çobanı, tarlada çiftçiyi, bunları Abdullah Öcalan'ı çıkartırsa bunlar geri meydana gelecek mi? Dünyaya gelecek mi bunlar? Bu çıkış yanlış. Yanlış çıkış. Tamam. Peki. Tamam. Bu pazar günü seçim olsa hangi partiye vereceksiniz? CHP'ye veririm. CHP. Değil mi? Nasıl karşılıyorsunuz? Ben normalde samimi buluyorum. Tamam. Çünkü Türkiye'de bir iç savaş çıkabilir. Lübnan'ı vurursa kesin Türkiye'ye de döner. Orada yani, bir evet, orada bir kardeşi barışı için bunu yapmak zorundadır. O zaman yoksa durumlar çok kötü olur. Doğru buluyorsunuz. Ben onu doğru biliyorum ve gerçeği de olacak yani. Vallahi bu pazar günü sandığa gitsek efendim, oyu hangi partiye vereceğiz? Ben Halkların Demokrasi Partisi'ne veriyorum. Yani, evet. Karizma iyi. Allah razı olsun. Bıyık boya mı? Boyalıyor. İyi. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki APO gelsin mecliste konuşsun. Evet. Örgütünün dağıttığını söylesin. Biz de ona af yollarını açalım. Bu çıkışı nasıl buluyorsun? Vallahi Sayın Hocam. İyi mi ya? Zaten APO gitmiş. Zaten APO'yu atmış. Cezaevinden. Yanlış mı? 80... Doğru. Bahçeli'nin çıkışı nasıl buluyorsun? Tabii. Doğru. Doğrudur. Verirsen. Ben mi? Evet. Ben zaten de şeye veriyorum, AK Parti'ye. AK Parti. Dem. Evet. Deme. Ne deme? Yakışmış. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de öylesiniz. Sağ olun. Biz efendim. Gölgede kaldık. Biraz estağfurullah. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki Abdullah Öcalan meclise gelsin. Dem grubunda örgütünü lağvettiğini söylesin. Biz de çocuklar çıkın. Biz de af yollarını konuşalım dedi. Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz efendim? Açıkçası sizden duydum. Ben biraz takip edemedim bu aralar gündemi de. Grup konuşmasında 2 gündür ortalık kaynıyor bundan dolayı. Bence, kimisi olumlu, kimisi olumsuz diyor. Bence gerçekten şu anda bu sıkıntıları gidermek, daha doğrusu bu gündemdeki özellikle çatışmaların sonlanması için güzel bir çıkış yapmış bence. Güzel bir çıkış, hiç hak etmedi. Evet. Bu pazar günü sandığa gitsek oyu hangi partiye verirsiniz efendim? Tabii ki ben kendim AK Parti'ye veriyorum. Olabiliyorum, ben normal karşılamıyorum. Normal karşılamıyorsun. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? Var, o bizim sorunumuz. Konuşması doğru mu? Devlet Bahçeli'ye konuşmuyor. Canlar gitmesin bizim ülkede. Bak ufak bebekler eliyor, gidiyor hiç kimse. Demek ya onu sorayım. Sorduk onu dün. Devlet Bahçeli'de devlet kafası var. Ben inanmıyorum. Kırmızı kar yağar. Onun dediği olmaz öyle. İnanmıyor musun? İnanmıyorum. Devlet Bahçeli bugün böyle diyor, yarın başka diyor. Devlet kafası var onda. Evet. Yeniden kurulacak bir parti var. Yavuz. Onun partisi. Yapamayacağım. Siyaseti sevmiyorum. Tamam, imam. Tabii ki de AK Parti'ye vermem. Ama bizim hangisine verirsiniz? Bilmiyorum. Karar. Yani. Konuşması için ne diyorsunuz? Bu yıllardır bu böyle. Barış diyor da barış çözmen için zaten adam yıllardır orada. Madem barış olacaksa neden bu kadar askerler? Bunu ilk kez söyledim. İşte İsrail'in sınırlarımıza kadar gelmesi, iç barış. Ben de şunu söylüyorum. Ülkemizde zaten hep savaş vardı. Hep bu Kürt sorunu vardı. Madem bu adam Kürt sorunu çözecekti de neden başta söylemedi? Samimi değil mi diyorsunuz? Samimi değil. Kesinlikle yalan konuşuyor. Bunu da paylaşabilirsiniz. AK Parti mekiline gelirsek bu kadar kadınları öldürüyorlar. Ceza yok. Neden? Yani adam görevinde başarılı. Neden İmamoğlu? Tamam. Ekrem İmamoğlu ceza. Onu işte kastettim. Ekrem ne istiyorlar yani? Kadın cinayetleri elinde geze geze dolaşıyor. Burada kaç tane katilin içinde dolaşıyoruz. Biz güvende değiliz. Tabii ki de değil. Ha, peki bir şey. Başına gelecek tek adam var. O da Selahattin Demirtaş. Bak gerisi yok. Bu pazar seçim olsa. Vermek istesem de Dem Parti'ye ver. Valla Bahçeli'nin o çıkıyor. Ya bir kere Bahçeli deyince düşünmek lazım. Hiçbir şekilde samimi olamam. Pazar günü seçim olsa. Evet, gene seçim. Tipe veririm. Türkiye İşçi Partisi. Evet. Efendim, Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında APO gelsin, Dem grubunda örgütünü dağıttığını söylesin. Biz de af yollarını konuşalım dedi. Bahçeli'nin bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Yani olumlu, Bahçeli çok olumlu konuştu. Bu ülke için, huzuru için, refahı için olumlu. Bu pazar günü seçim olsa oy ona kararsızım. Karşılıyorsun. Gayet olumlu karşılıyorum da biliyorsun Türkiye'de çok hain var. Aşırı derece hain var. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksiniz? MHP'ye veririm. MHP. Adam doğru. Gibi konuştu. Ülkenin menfaatine diyorsun. Evet. AK Parti. AK Parti.